Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli gençler, öyle acılar yaşadık ki fakültemizde, fakültelerimizde kimisinde 60'ın üzerindeki, bizim fakültede 60'ın üzerinde hoca varken sadece 20 öğrenci veriyorlardı bize. Yani resmi olarak kapatıyoruz demiyorlar da, öğrenci vermeyerek kapatıyorlardı. Öyle bir acı yaşıyorduk ki olan öğrencilerimizden üniversite birincisi çıkarıyor idik. Üniversite birincisi olan öğrencimiz başörtülü olduğu için mezuniyet törenine katılıp vali beyin elinden diplomasını alamıyor idi. Elhamdülillah. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Bugünkü tabloya şükretmemiz lazım. Şükrümüz çok çalışmakla olacak. Çok çalışarak şükrümüzü göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, peygamber varisleri peygambere Cenab-ı Hakk'ın verdiği vazifenin de aynı zamanda varisleridir. Allah Resulü Efendimiz bu vazifesini en güzel bir şekilde yaptı. Hakk'ın batıla galebe gelmesine şahitlik etti. Müjdeledi. İnsanları uyardı. Uyarıcılık vazifesi yaptı. İyiliği emretti. Kötülükten men etti. Hayra çağırdı. Hayra çağıran ümmet, iyiliği emreden ümmet, kötülükten men eden ümmeti oluşturdu. Vazifesini yaptı. Bu vazifeyi kime emanet etti? Varislerine emanet etti. Yani bizlere, sizlere emanet etti. Genç kardeşlerim, bugün hakkın batıla galip gelmesine biz şahitlik edeceğiz. Bugün müjdeleme işini biz yapacağız. Bugün uyarıcılık vazifesini biz yapacağız. Hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden biz olacağız. Sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, İslam evrensel bir din, evrensel bir sistem. Bütün insanları aydınlatmak için, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir din. Biz de evrensel İslam anlayışıyla bütün insanlığı hayra çağıracağız. Cenab-ı Hak toplantımızı hayırlı eylesin, müzakerelerimizi bereketli ve verimli eylesin. Allah'a emanet olun.